Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs yani COVID-19 salgını dünya genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Küresel olarak 150'den fazla ülkede 220 bini aşkın kişiye bulaşan virüs nedeniyle 10 bin civarında kişi hayatını kaybetti. Peki dünya ekonomisine darbe vuran koronavirüs havacılık sektörünü nasıl etkiledi? Hava yolları ne kadar uçuşunu iptal etti? Uçak üreticileri ne tür önlemler aldı? Havalimanlarının yolcu ve gelir kaybı ne oldu? Sektörün hükümetlerden beklentisi nedir? Hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs hiç kuşkusuz en fazla havacılık ve turizm sektöründe kendisini gösterdi. Dünya çapında tüm hava yolları uçuşlarının büyük bir kısmını iptal etti. Filolarındaki uçakları yere indirdi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın verdiği rakama göre Ocak ayından bu yana 185 binden fazla uçuş iptal edildi. Uzmanlara göre koronavirüs havacılığı 11 Eylül 2001'deki krizden daha fazla etkileyecek. Sektörde şimdiden ücretsiz izinler ve işten çıkarmalar konuşulmaya başlandı bile. IATA'nın hesaplamasına göre havacılık sektöründeki gelir kaybı 113 milyar doları aşacak. Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI da koronavirüs etkisine dair bir rapor yayınladı ve önceki tahminlerini güncelledi. Konsey daha önce havalimanlarının ilk çeyrekte 39,5 milyar dolar gelir elde edeceğini öngörüyordu. Yeni tahmine göre havalimanları 4,3 milyar daha az gelir elde edecek. Bunun 3 milyar dolarlık kısmı Asya-Pasifik bölgesinde olacak. Küresel yolcu trafiğinin de önceki beklentiye göre %12 düşeceğini bildiren konseye göre en fazla azalma %24 ile Asya-Pasifik bölgesinde yaşanacak. Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarı da önemli oranda salgından etkilenecek. Koronavirüsün giderek yayılması nedeniyle çok sayıda ülkenin seyahat kısıtlamalarına getirdiği engeller havayolu şirketlerini zor duruma düşürdü. Üç önemli havayolu ittifakı Star Alliance, SkyTeam ve Oneworld ise hükümetlere seslenerek destek talebinde bulundu. Dünya çapında 60 önemli havayolunun üye olduğu ittifak, karşı karşıya kalınan finansal baskıyı azaltmak için şirketlerden alınan vergilerin azaltılmasını ve hükümetlerin havayolları için bir ödenek oluşturmasını talep etti. ABD ve Avrupa başta olmak üzere bazı ülkeler, havayollarının da içinde olduğu şirketler için destek paketleri açıklamaya başladı. Uçaklarının çoğunu yere indiren şirketler uçtukları hatlarda da düşük dolulukla ve ticari kayıplarla seferler icra ettikleri için nakit rezervlerini hızla tüketiyorlar. İleriye dönük rezervasyonlar iptal edildiği ve normalleşmenin de ne zaman olacağı bilinmediğinden sektöre hükümetlerin desteği olmazsa ayakta kalmaları imkansız. Dünya genelinde birçok ülke sınırlarını kapattı, seyahatleri kısıtladı. Bu durum nedeniyle birçok havayolu şirketi uçuşlarını büyük oranda azaltmak zorunda kaldı. 17 Mart itibariyle Türkiye, 20 ülkeye seyahat yasağı getirdi. Türk Hava Yolları, Pegasus Airlines, Onur Air, Sun Express, Corendon Airlines yasaklar nedeniyle birçok uçuşunu durdurmak zorunda kaldı. 127 ülke ile dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu unvanına sahip Türk Hava Yolları, hiç kuşkusuz salgından en fazla etkilenen şirketlerden biri oldu. Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Lufthansa da olumsuz gidişattan nasibini aldı. Şirket, 19 Mart ile 24 Nisan tarihleri arasında 23 binden fazla uçuşunun iptal edileceğini açıkladı. Salgın nedeniyle geçen hafta devlet yardımı talep eden Alman Havayolu ile Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin pazartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor. Alman hükümeti ise şirketlerin finansmana erişiminde sıkıntı yaşamaması için 550 milyar euroluk kredi destek paketi açıkladı. Avrupa'nın bir başka önemli grubu Air France, KLM ise açıklamasında Nisan ve Mayıs ayında uçuşların %70 ile %90'ının iptal edileceğini duyurdu. Fransız bayrak taşıyıcı Air France,
Filosundaki Airbus A380'leri, Hollandalı KLM ise Boeing 747'leri yere indirdi. Havayolu grubu koronavirüs etkisi nedeniyle hükümetten 1,1 milyar euro destek talebinde bulundu. İngiliz British Airways'in ana şirketi IAG, Nisan ve Mayıs ayında kapasitesini önceki yıla oranla %75 azaltacağını açıkladı. Ryanair, EasyJet gibi önemli İngiltere merkezli şirketlerde özellikle virüsün yoğun görüldüğü yerlere uçuşlarını azaltma kararı aldı. İngiliz havacılık sektörü ise hükümetten 7,5 milyar sterlin destek talebinde bulunacak. American Airlines de aynı şekilde uluslararası uçuşlarını %75 azaltma kararı aldı. Bu kararın ilk aşamada 6 Mayıs'a kadar yürürlükte olacağını açıklayan havayolu, ABD içi uçuşların ise Nisan ayında %20 azaltılacağını bildirdi. Delta Airlines ise uçuşlarının %40'ını askıya alarak filosundaki 300 uçağını yere indirdi. Koronavirüs kaynaklı uçuş iptali veya uçmak istemeyen yolcuların bilet değişiklik ve iade şartları da değişti. Bu süreçte bilet iadesi, parkur ve tarih değişiklikleri ücretsiz yapılabiliyor. Ancak değişiklikler her havayolu için farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle biletini değiştirmek isteyenlerin havayolunun belirlediği şartları öğrenmesi önemli.